Kıymetli arkadaşlar, sonbahardayız. Artık Ekim ayındayız. Arılarımızın kontrolünü en maksimum yapmamız gereken ay. Çünkü arıcılıkta sezon bilindiği gibi ilkbaharda değil, sonbaharda başlar. En büyük yapmamız gereken mücadeleler doğal varroa mücadeleleri. Beraberinde de zayıf kolonilerimizi birleştirmek. Mesela şöyle biraz daha yakından çekersek. Yani 1,5-2 çıtalık bir koloni. 4 çıtadan aşağı asla kolonilerimizi kışlatmaya sokmamak en uygun olanı. Ben bir çıtada soktum, iki çıtada soktum, çıktı diyenler var. İstisnalar olabilir. Ama size tavsiyem asla 4 çıtanın altında kışlatmamaya özen gösterin. Birleştirin, hiçbir kaybınız olmaz. Güçlü bir şekilde kışa girsin, güçlü bir şekilde bahara çıkacak. Zaten yine bölerek o yolu alabilirsiniz. Hatta daha bile ikiye bölerek o yolu alabilirsiniz. Yani hiçbir kaybınız olmaz. Evet, arımız için daha önce de bahsetmiştik sevgili dostlar, sineklikle ya da gazete kağıdıyla birçok birleştirme yöntemleri var. Ben şimdi gazete kağıdıyla size bunu göstereceğim. Aynı yöntemi yalancı ana arı için de yapabilirsiniz. Yani koloni yalancı ana arıya giderse de yapabilirsiniz. Şöyle bismillah diyelim, bir koyalım. Göstermek istediğim gazete kağıdını koyuyoruz ve üzerine bir de kat koyuyoruz. Evet, katımız oturdu. Şu anda işlemin neredeyse %80'i bitmiş oldu. Buradaki amaç şu: kademeli olarak gazete kağıdını sevgili dostlar delecekler. Ama delmeleri için de çok küçük, şöyle arı buradaydı ya. 1, 2, 3, 4, 5 ufak bir delik açtım. Buradan onlar artık gerisini tamamlayacaklar. Hiçbir sorun olmayacak. Şimdi sırada petekleri koymak. Aslında bunu hani 1,5-2 çıtalık bir arı ya, nasıl hızlı bir şekilde ilerlediğini süreç içerisinde size göstereceğim. Hep beraber petekleri koyalım. Arkadaşlar, iki kovanın birleşmesini yaptım. Yani iki tane zayıf kovanı anaları alarak bunları birleştirmesini yapıyoruz. Ya da anarı öldüyse ya da yalancı anarıya gittiyse, piçe gittiyse bu şekilde yapıyoruz. Tabii altta şu an fazladan bir çıta var. Üstte de var. Ama bunlar da yavrular olduğu için hani kıyamadım. Bu şekilde bir yöntemle size de göstermek için üzerinde açık bıraktım. Şu an normalde hemen kapatmak lazım ki şu anda arılar uçup tekrardan kendi yerine gidiyorlar. Yani kendi yerlerine gitmemesi için arıların şu anda aslında hemen çuvalla örtmem lazım. Fakat size göstermek için bu şekilde yaptım. Hemen de tekrardan üstünü örtelim. Yarın sevgili arkadaşlar zaten birleşmiş olacak. Ben size bütün aşamalarını göstereceğim. Nasıl ilerlemiş, ne kadar çabuk olmuş, çok çabuk bir şekilde ne hale gelmiş bu arı. Bütün aşamalarını göstereceğim. En risksiz olarak birleştirme yöntemi bu. Gazete kağıdı biliyorsunuz selülozdur. Arıların yavrularını üstten kapadığı o perde vardır ya, yani pupa dediğimiz. Aynı zamanda anarının yüzeyinde oluşan şey. İşte o da selülozdan oluşuyor. Biraz kağıt maddesi yani. Büyük ihtimalle tam kanıtlanmasa da gazete kağıdıyla birleştirmenin en büyük başarısı, arılar o deldiğimiz noktadan birbirlerini ilk anda dilleriyle temas ederek yavaş yavaş büyüterek ilerlemeleri, yani yeni bir doğum yapıyormuş hissi verdiği düşünülüyor. Çünkü selüloz, kendi pupaları da selüloz, gazete kağıdı da selülozdan oluştuğu için yeni bir doğum birleşmesi olarak kabul ediliyor. İnşallah da biz fazladan petek koyduk. Aslında biraz arısı da iyiydi ama koyarken, getirirken, aktarırken şimdi uçtu arılar. Bir de video çekerken size göstermek için de çuvalı hemen kapamadık. Hiç fark etmez, sahiplenecekler. Hızlı bir şekilde iş ilerleyecek. Ben bütün aşamalarını size göstereceğim sevgili dostlar.
Ya Allah, bismillah bakalım. Arkadaşlar bir gün geçti. Şu anda da kabullenme işlemi tamamlandı. Dediğim gibi fazla petek var ama sorun değil. Ben şimdi bunları indireceğim. Daha sonrasında bu petekleri buraya koyacağım ama fazlasını alacağım. Ne demek istedim? Yani şunu yapacağız. Evet. Bismillah. Bakın şuralardan şöyle görüyorsunuz. Buradan girişlerini tamamlamışlar. Yani çok da güzel bir birleşme olmuş. Şimdi hatta bakın nüfus kalabalık. Yani üstten aşağı inmiş. Ama ben ne yapacağım? Yavaşça bu sıkıştırma straforunu kenara çekeceğim. Bol bol fazla fazla petekleri koyacağım. Çünkü gereksiz olanları da koymuştum. Yavrulu olduğu için şuna biraz ara vereyim. Şöyle bunu sona saklayayım. Yani bunlar yavrulu. Böyle hızdan koyayım. Daha sonra bunları geri alacağım dostlar. Sonra ana arı kontrolü yapacağız. Bakalım ana arıya bir zarar vermiş mi vermemiş mi? Vermediğini biliyorum da. Hani birleştirmenin kolay olduğunu göstermek amaçlı bunu yapacağım size. Evet. Dediğim gibi fazla petek koyuyorum. Çünkü bunlar çok küçük küçük yavrulu çıksın. Daha sonrasında bunları alacağım. Hani petek sayısı neden fazla diyenler haklılar. Ama dediğim gibi bunları sıkıştırmasını yapacağız. Sonra toplamda kaç çıt olduğuna bakacağız. O konuda hiçbir sorun yaşamayacağız. Burada temel amaç yani birleştirmenin önemi. Bunu da böyle koyacağım ama dediğim gibi dostlar bu büyük ihtimalle 1, 2, 3, 4 ya da 5 çıta da olacak. Aşama aşama kaydedeceğim. Yaptık olduk değil. Bu videonun bütün aşamalarını da sizlere göstereceğim. Şimdi de kapatıyorum. Kıymetli arkadaşlar, bir hafta 10 gün kadar bir zaman geçti. Birleştirme yaptığımız kovandaki fazla çıtaları alıyoruz. Burada üşütmüşüm. Yine bir yağmur rahmeti var. Sağ olsun Muhammed yardımcı oluyor yine ekibimizden. Yani biraz körük vurduk araya video çekmeden önce. Bakın bu fazla peteğini alıyoruz. Ve ballı ne kadar güzel. Arımız şu an aslında çok güçlendi. Yani 1,5 çıtalık bir arı. İnanın körük vurmadan önceki halini gösterseydim size. Harika. Mesela şunu ona bırakacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bakın yavrulara bakın. Hani demiştim ya size. Sonrasında tekrardan bir ana arıya da bakacağız. Hiçbir şey olmadığını size göstereceğiz diye. İnanılmaz yavrular var. Harika yavrular var buralarda. Çok güzel. Hiçbir sorun çıkmadan ne kadar da güzel bir birleşme olmuş. Yani şu anda yavru atımında görüyorsunuz. Anaya da hiçbir zarar vermemiş. Bakın ana burada. Bu yılın anası. Şöyle gösteriyorum tam ucunda. Bu yılın anası. Genç bir ana arı. Evet. Daha da büyüyecek. Evet şöyle bakın. Tam ucunda. Şu anda burada. Bu yılın anası. Gayet de güzel. Hatta şu çıtayı da göstermek istiyorum size. Buna yavru yapmışlar. Şu çıta bile çok harika bir durumda. Ya Allah, bismillah. Evet, yani birleştirme işlemi gazete kağıdıyla harika olmuş. Maşallah, maşallah. Buralara kadar yavru. Evet. Yerleştiriyorum. Fazla da üzmek istemiyorum. Bu çıtayı da koyacağım üzerine. Burada ben nane kekik iksirini kağıt havlulara emdirip aralığın üzerine de koyuyorum. Evet, bu çıta şu an fazla. Bunu alacağım. Evet. Ve son çıtaya bir strafor koyacağım. Şöyle yapayım ki kağıt havlu da içinde kalsın. Onu daha sonra parçalayıp atacaklar zaten. Evet. Çok da güzel. Sonrasında yine nane kekik isirini sulandırdığımız onu
şöyle arıların üstüne gelecek şekilde sıkıyorum. Maşallah çok da güzel, çok hoşuma gitti. Ve yine sadece polen ve baldan yapılmış olan polen kekini de yavru atması için üzerine bırakıyorum. Yine ballı su şerbetini de veriyorum. Sonbahar bakımındayız. Bugün 29 Ekim. Böyle arıyı şevklendiriyoruz. Gayet de güzel. Burada yapacağımız işlem, önemli işlemlerden birisi, arıyı muhakkak içten saracağız. Kıymetli arkadaşlar, bu şekilde içten saracağız. Sarma işlemi çok önemli. Havalar şu anda dediğim gibi ben üşüttüm. yavruları var. Onlar da üşümesin. Yine üzerine bir strafor koyuyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu şekilde bir strafor koyuyorum. Ve yine üzerine bir çuval koyuyorum. Evet. Bu çuvalı da bu şekilde koyuyorum. Ve kapatıyorum. O kadar harika ki bunu kendini salacak. Size bir hafta sonra ne halde olduğunu tekrardan bir göstereceğim. Yani inanılmaz bir güzellik olacak. Şimdilik ara veriyoruz. Biz kolonilerimize bakmaya devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi birleştirdiğimiz kovana bakıyoruz. Durumuna. Şöyle gücünü gösterelim. Gayet güzel. Yani 3 çıta olmuş durumda. Ve çok da güzel, başarılı bir birleştirme olmuş. Bahsettiğimiz gibi buna 2 gün oldu. Peteklerini aldık. Evet. Birleştirme işlemimiz gayet güzel olmuş.